Çocuk dişleri üzerine uzmanım. Bugün sizlere çocuklarda ağız sağlığı ile ilgili bilgi vereceğim. Öncelikle Pendik Belediyesi'ne ve Sağlık Hizmetleri Destekleme Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği bu seminere bizleri davet ettiği için başta Pendik Belediyesi Başkanı Ahmet Çin'e teşekkür ediyorum. Çocuk diş hekimliği yani pedodonti, bebeklik çağından itibaren çocukların ağız diş sağlıklarını ve çene yüz bölgesinin gelişimini takip eden, tedavi eden, aynı zamanda koruyucu önlemleri de içine alan bir diş hekimliği dalıdır. Çocuklara uygulanan her türlü tedavi ve koruyucu diş hekimliği işlemlerini yapan, bu konuda özel eğitim almış diş hekimlerine ise pedodontist yani çocuk diş hekimi denmektedir. Çürük, travmaya bağlı oluşumlar, kalıtsal özelliklere bağlı ortaya çıkan sorunlar çocuk diş hekimliğinin kapsamları içerisindedir. Pedodontistler bu dönemde bebek, çocuk ve gençlerin ağız ve diş sağlığı gereksinimlerine göre önleyici ve tedavi edici her türlü tedavi ve koruyucu uygulamaları gerçekleştirmektedirler. Amerikan Pediatrik Diş Hekimleri Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilk diş hekimi muayenesinin ilk süt dişi çıktıktan sonra yani genellikle 6 ay ile 1 yaş arasında yapılması önerilmektedir. Çocuğun diş hekimiyle tanıştığı bu ilk randevuda ebeveynlere diş gelişimi, ağız ve diş temizliğinin nasıl yapılması gerektiği, bebeğin beslenmesine dikkat edilmesi gereken konularda zararlı alışkanlıklar ve önlenmesi ve ağız sağlığının korunması için gerekli uygulamalar hakkında bilgi verilir. Çocuk diş hekimliğinin en önemli hedeflerinden birisi süt dişlerinin fizyolojik düşme zamanına kadar ağız içinde sağlıklı ve fonksiyon görebilecek bir şekilde tutulmasını sağlamaktır. Tedavi edilmeyen süt dişi çürükleri, ağrı, kötü koku, diş absesi, yüz enfeksiyonu, çiğneme zorluğu, beslenme bozukluğu, konuşma problemleri ve estetik bozukluklara sebep olabilmektedir. Ayrıca çocukluk çağında tedavi edilemeyen dişsel bozukluklar, ileride çapraşıklık, çene gelişiminde bozukluk ve genel sağlık problemlerine sebep olabilmektedir. Çocuk 1-2 yaşlar arasında diş hekimiyle mutlaka tanıştırılmalıdır. Dişler çıkar çıkmaz bunların fırçalanmasına başlanmalıdır. Beslenmenin düzgün olması da diş sağlığının temel unsurlarındandır. Çocuğu karbonhidratlı şekerli gıdalar yerine elma, havuç gibi besin değeri yüksek, diş temizliğine yardımcı gıdalara yönlendirmek gerekmektedir. Süt dişlerinde meydana gelen çürüklerde dişin düşme yaşı, çürüğün derinliği ve oluşan doku kaybı değerlendirilerek tedavi şekline karar verilir. Dişler çeşitli dolgu materyalleri veya indikasyona göre kronlarla restore edilebilir. Çürük ilerlemiş, süt dişine ait sinir ve damarları etkilemiş ise amputasyon tedavisi uygulanmaktadır. Amputasyon tedavisi dolgudan bir tık öte bir tedavidir. Çürük doku bundan etkilenen sinir ve damarların uzaklaştırılmasıyla yapılan bu tedavi ile dişin canlı kalması ve fonksiyona devam ettirilmesi amaçlanır. Amputasyon tedavisinden sonra dişin üstünde dolgu ya da kron kaplamalar yapılmaktadır. Süt dişi kanal tedavisi, kök pulpasında nekroz veya ciddi enfeksiyon bulunuyorsa eğer, erken dönemde süt dişlerinin kaybedilmesini önlemek amacıyla kök kanal tedavisi uygulaması öneriliyor. Süt dişlerine yapılan kanal tedavisi asıl dişlerin sürmesine olumsuz hiçbir etki bulunmamakta. Tam tersine eğer yapılmazsa daimi dişin zarar görme olasılığı artmaktadır ki bu soru hasta velilerinden çok sık gelen bir sorudur. Süt dişlerine yapılan kanal tedavisi asla alttaki daimi dişe etki etmez. Süt dişlerine uygulanan amputasyon ve kanal tedavilerine başlamadan önce dişe bir anestezi uyguluyoruz. Dişlerin uyuşturulmasından sonra çocuğunuz herhangi bir ağrı hissetmiyor. Sadece çocuğa dokunulduğu veya uygulanacak basıncı hisseder. Bu yapılan anestezinin de alttaki dişlere yani daimi dişlere herhangi bir zararı yoktur. Enfeksiyonun çok ilerlediği durumlarda ise süt dişinin çekimine karar verilebilir. Süt dişi kaybının olduğu durumlarda ise yer tutucu yapılması ayrıntısı asla atlanmamalıdır. Peki yer tutucu uygulaması nedir? Süt dişlerinin vaktinden önce kaybedilmesi sebebiyle alttan gelecek olan kalıcı dişler kaybedilen dişin yerine doğru yer değiştirmesiyle çene içerisinde kendine yer bulamayabilirler.
İlerleyen yaşlarda farklı pozisyonlarda süren bu dişler ağız içerisinde dişlerle çapraşıklığa, çene kaymalarına neden olabilir. Bu gibi problemlerle karşılaşmamak için doğal düşme zamanından önce kaybedilen süt dişlerinin yerine yer tutucu denen ağız içerisinde kalan veya hasta tarafından kolayca takıp çıkarılabilen apareller uygulanmalıdır. Çocuklarda koruyucu diş hekimliğine bakacak olursak, çocuklar için koruyucu diş hekimliği dişin ilk sürmesiyle başlayan ve ömür boyu devam eden bir süreçtir. Koruyucu diş hekimliği düzenli diş kontrolü, diş gelişiminin takip edilmesi, doğru ve düzenli yapılacak diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması, doğru diş ipi kullanma alışkanlığının kazandırılması, çocuğun risk yönünden değerlendirilmesi, gerekli önlemlerin alınması, pedodontistinizin belirlediği sürelerde florit uygulaması, fissür örtücüler, uygun beslenme alışkanlığını kazandırma, spor yaralanmalarını korunmak için ağız koruyucular, kötü alışkanlıkların tespitinin önlenmesi için ve önlenmesi için gerekli ve koruyucu, durdurucu ortodontik tedavileri içermektedir. Koruyucu diş hekimliği uygulamalarının çocuğun ve tüm ailenin ağız ve diş sağlığını korumak için hekim ile anne babanın işbirliği içerisinde olması gerektiren uygulamalardır. Peki flor uygulaması nedir? Flor dişlerin çürümesini önler ve aynı zamanda dişlerin yapısını kuvvetlendirmektedir. Dişler ilk sürdükleri zaman diş minesi tam olarak olgunlaşmadığından yeni sürmüş dişler genellikle çüreye karşı daha dirençsiz ve çürük oluşumuna daha yatkındırlar. Flor diş minesini kuvvetlendirerek dişi asit ataklarına karşı korur ve diş çürüklerinin oluşmasını engellemeye yardımcı olur. Profesyonel yüzeyel flor uygulaması sadece diş hekimleri tarafından uygulanabilen koruyucu bir yöntemdir. Çocuğun çürük riskine göre uygulama sıklığına karar verilir. 2 yaşından sonra yüzeyel olarak flor uygulamaları yapılabilir. Bir diğer koruyucu uygulamamız olan fissür örtücü uygulaması, arka dişlerin çiğneyici yüzeylerindeki çüreye yatkın bölgelerin, yani oluk ve çukurcukların koruyucu bir madde ile doldurulmasıdır. Bu uygulama kısa süren, ağrısız ve çok kolay bir işlemdir. Fissür örtücü uygulaması için en ideal dönemler daimi büyük azı dişlerinin yeni sürdüğü dönemlerdir. Birinci büyük azı dişlerinin sürdüğü 5-7 yaş arası ve ikinci büyük azı dişlerinin sürdüğü 11-13 yaş arası dönemde dişlerin sürmesini takiben uygulanabilir. Çocuklarda sedasyon ile diş tedavisi uygulamasına bakacak olursak, çok sayıda çüreye sahip olan çocuk hastalarda diş hekimi koltuğundan uzun süren işlemler çocukta bıkkınlık hissi oluşturmakta ve tedaviyi bırakmaya sebep olabilmekte. Ayrıca diş hekimi ve diş hekimi koltuğu korkusu yaşayan endişeli küçük çocukların bu tedaviler sırasında ani hareketleri, lokal anesteziden korkmaları, işlemleri istenilen rahatlıkla yapılmasını engellemekte, hem çocuk hem hekim için tedaviyi zorlaştırmaktadır. Bu tarz durumlarda eğer çocuk hastanın bilinçli olarak tedavisi sağlanamıyorsa sedasyonla tedavileri yapılabilmektedir. Bir diğer önemli konu çocuk dişlerinde acil durumlar. Çocuk hastalarda diş çürüğünden sonra karşılaşılan en önemli sorun süt ve sürekli dişlerde meydana gelen yaralanmalardır. Diş travması, yani diş yaralanması, genellikle düşme, trafik kazaları, şiddet veya spor kazaları nedeniyle meydana gelebilmektedir. Çocuklarda oluşan diş travmaları erişkinlerden çok daha fazla önem taşımaktadır. Bunun nedeni ise gelişmekte olan diş ve çenelerde çeşitli gelişimsel bozukluklara da neden olabilmesidir. Örneğin 2-3 yaşında travmaya uğrayan bir süt dişinin meydana getireceği zarar, 7-8 yaşlarında onun yerini alacak sürekli dişte kendisini gösterebilmektedir. Yapılan araştırmalarda erkek çocuklarının travmaya uğrama oranının kızlardan 2 kat daha fazla olduğu belirlenmiştir. En sık travmaya uğrayan dişler ise üst orta kesici dişler olduğu bulunmuştur. Çocuğunuzun süt dişi geçirdiği kaza nedeniyle yerinden çıktığında en kısa zamanda bir diş hekimiyle irtibata geçmeniz gerekmektedir. Çok önemli bir şey, süt dişleri çene içerisinde gelişen sürekli dişlere zarar verme ihtimali olduğundan yerine asla yerleştirilmemelidir.
Çocuğunuzun sürekli dişi geçirdiği kaza nedeniyle yerinden çıktığındaysa en kısa zamanda yine bir diş hekimiyle irtibata geçiniz. Mümkün ise dişi boşluğuna yerleştirerek temiz bir peçete veya bezi ısırarak yerine tutunuz. Bunu yapamıyorsanız içinde soğuk süt, serum fizyolojik veya su bulunan bir kap içerisine yerleştiriniz. Mümkünse dişi yanağın içi veya dilin altında da muhafaza edebilirsiniz. Eğer ön dişinin bir kısmı düşmeyle kırıldıysa, kaza yerinde kırılan diş parçasını bulabiliyorsanız soğuk bir süt içerisinde veya su içerisinde en kısa sürede diş hekimine başvurunuz. Çocuklarda evde, oyun parklarında, çene veya yüz bölgesinde gelebilecek kazalar meydana gelebilmektedir. Dikkat edilecek birkaç nokta ile bu kazaların neden olduğu hasarlar azaltılabilir. Spor aktiviteleri sırasında dişlik kullanılabilir. Çocuklar arabadayken mutlaka emniyet kemeri takılmalıdır. Evdeki kazalara karşı mobilyaların sert köşeleriyle ilgili önlemler alınabilir. Peki diş fırçalamaya çocuklar ne zaman başlamalıdır? İlk dişin sürmesiyle oral temizliğe yani diş fırçalamaya başlanmalıdır. Diş fırçalama en az 7-8 yaşına kadar ebeveynlerin kontrolüyle yapılmalıdır. Diş çürüğünde bir diğer önemli konu beslenme. Ara öğün, sık karbonhidrat tüketimi, dişlerin üzerine yapışıp kalan ve temizlenmesi güç olan besinlerin verilmesi diş çürüğüne neden olacağından liften zengin besinler tercih edilmelidir. Peynir, tükürük akışını hızlandıran ve yapısındaki kalsiyum ve fosfat sayesinde diş çürüklerinin oluşmasına engel olmaktadır. Ayrıca havuç, elma ve yer fıstığının da diş çürüğü önleyici etkileri bulunmaktadır. Diş macunları diş çürüklerine ve diş etlerine karşı diş eti hastalıklarına neden olan bakteri plağının mekanik olarak uzaklaştırılması amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca macun içerisinde bulunan florit sayesinde diş çürüklerinin oluşumunu engellemek amacıyla evde uygulanan koruyucu yöntemlerden biridir. Çocuklarda hangi diş macunu ne kadar kullanılmalıdır? Bebeklik döneminde ve 3 yaşına kadar çocuklarda diş macunu kullanımı önerilmiyor. Daha sonrasında mercimek tanesi kadar macun fırçalama için yeterli olacaktır. En çok gelen sorulardan birisi hangi diş macununu kullanalım? Burada diş macununun herhangi biri tercih edilebilir. Burada önemli olan çocuğun seçilen macunun tadını sevip istek duymasıdır. Çünkü alışkanlık kazanmasını istiyoruz biz çocuğun. Fırçalama işleminde macundan çok etkili bir fırçalama işleminin önemli olduğunu unutmamak gerekir. Yani çocuk diş macununu sevmiyorsa macunsuz da fırçalayabilir. Herhangi bir engel yok. Önemli bir konu, diş çürüğü anneden bulaşır mı? Diş çürüğü anneden çocuğa kolayca bulaşabilen bir enfeksiyon hastalığıdır. Çocuklar doğduğu zaman çürük yapıcı mikroorganizmalardan steril doğarlar. Annenin geleneksel ancak yanlış alışkanlıkları nedeniyle bu mikroorganizmalar çocuğa kolayca nakledilebilmektedir. Örneğin annenin mamayı ağzına alarak soğutup çocuğa vermesi, biberonun sıcaklığını ağzına alarak kontrol etmesi, kendi ağzındaki çürük yapıcı mikroorganizmaların bebeğe geçmesine neden olabilir. Bu mikroorganizmalarda sert diş yüzeyine tutunabildiklerinden ilk dişlerin sürmesiyle birlikte inanılmaz boyutlarda çoğalarak çürük yapıcı nedenlerden birini oluşturmaktadırlar. Bütün bunları toparlayacak olursak, aslında diş çürüğünden çocuklarımızı korumamız için yapmamız gereken çok basit bir şey var. Günde en az 2 kez 2 dakika dişleri fırçalamak ve çocuğunuzun ağız ve diş sağlığı için 6 ayda bir diş hekimine muayeneye gelmesi. Teşekkürler, iyi günler.